kazdığı kuyuya düştü desene. Aynen öyle. Mustafa haddini bildirdi ona. Yalnız dikkatli ol Mahidevran. Mustafa'yı o kadından uzak tut. Bu işlere bulaştırma. Hürrem'e olan öfken gözlerini karartmasın. Sakın kendi hırslarına ortak etme Mustafa'yı. Asla validem. Böyle bir şeye tevessül etmem. Ben kendi başıma baş edebilirim Hürrem'le. Ne demek bu? Aklında ne var senin? Hiç. Öylesine söyledim. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Merak etmeyin. Müsaadenizle. Sultanım. Valide sultanımız her hareketimden haberdar olmak istiyormuş. Onu sormadan bir şey yapmayacakmışım. Sanki bugüne kadar sorduktan oldu. Hakkınız var. Efsun'dan haber yok mu hala? Yok sultanım. İnşallah bir oyun oynamaz. Neredeyse bul getir. Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Sultanım. Nihayet geldi. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Bütün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Gülal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybüke Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey, bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybüke Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. Bu mümkün değil. Bir tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek. Duyulunca ne olacağı malum. Olmaz öyle şey. Yalan bu. Sultanım yalanım yok. Nişan gecesi Gülal Bey'ini bu yüzden sıkıştırdı. Fatma Hatun bizi gördüğünde bunu konuşuyorduk. Benden susmamı istedi. Öldürmekle tehdit etti. Doğru olabilir sultanım. Duyduğuma göre Mihrimah da böyle bir şey söylemiş. Bahri Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Şeytan bu kadın. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Derhal önünü kesmemiz lazım. Sultanım. Ben ne olacağım? Buna sen karar vereceksin Efsun. Şehzademin gözdesi mi? Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyorsun? Şehzademize canım feda. Bir tek sadakat istiyorum senden Efsun. O vakit yolunu açarım senin. Gözdelikten sultanlığa terfi edersin. Sancağa çıkınca da
Bir erkek evlat verdin mi aslanıma? Sırtın yere gelmez artık. Anladın mı beni? Anladım Sultan. Şimdi çekilebilirsin.